Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhuriyet Meclisi Başkanım, Sayın Başbakanım, sevgili meslektaşlarım ve çok değerli konuklar. 11 Temmuz basın günü resepsiyonumuza hoş geldiniz. Kıbrıs'ta bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk gazete Saadet'in bu yıl 129. yılını kutluyoruz. Ahmet Emin Efendi tarafından 129 yıl önce 11 Temmuz 1889'da haftalık olarak yayınlanmaya başlanan Saadet gazetesi Kıbrıs Türk basın tarihi açısından büyük önem taşıyor. İşte o günün anısına 11 Temmuz 1980'li yıllardan bu yana ülkemizde basın günü olarak kutlanıyor. Dear guests, welcome to our 11th of July Press Day reception. This year we are marking the 129th anniversary of the Saadet, a first newspaper published in Cyprus by a Turkish Cypriot. The Saadet newspaper, which was started to be published weekly by Ahmet Emin Efendi 120 years ago on the 11th of July 1889, has a significant importance for the history of the Cyprus-Turkish press. Therefore, in memory of the day, the 11th of July has been marked as the press day in our country since 1980s. Gazetecilik Meslek Onur Ödülleri'nin de verileceği gecemize yeniden hoş geldiniz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sayın Sami Özuslu'yu kürsüye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Meclis Başkanı, Sayın İkinci Cumhurbaşkanı, Sayın Bakanlar, Belediye Başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, büyükelçiler, büyükelçiliklerin değerli diplomatları ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın saygıdeğer konukları, değerli meslektaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzun konuşmayacağım, bugün size sorunlardan bahsetmeyeceğim. Bugün sadece size 3 önemli haber vereceğim. 3 güzel haber. Kötü haber iyi haberdir derler. Ama iyi haberlere ihtiyacımız vardır da aynı zamanda. 3 haberden bir tanesi kim şampiyon olacak, kim kazanacak sorusu. Dünya Kupası'nı kim kazanacak sorusunun yanıtını vereceğim size. Ama en son bu bilgiyi vereceğim. Herkes merak ediyor. Bu akşam yarı finalde var. Yarı final maçını merak edenler, İngiltere mi, Hırvatistan mı? Sonra da finalde ne olacak? Bir kazanan var, onu biliyorum. Birazdan açıklayacağım. 3 haber dedim. Öncelikle Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak daha 2 ay önce 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü'nde yine hep birlikteydik ve yine kalabalık, yine gönüllerin bir olduğu bir gecede buluşmuştuk. Tam bir yıl önce böyle bir akşam açtığımız yeni tesislerimiz artık Lefkoşa için bir önemli sembol oldu. Ve burası sosyal aktivitelerde, kültürel çalışmalarda, hatta siyasi partilerin konferans ve basın toplantısı ihtiyaçlarını giderecek noktaya geldi. Bu noktada girişte yeniden hayat bulan, yayın bulan, yayın hayatına geri dönen medya dergimizin birer kopisini de çıkarken almayı unutmayınız. Fake news, sahte habere baktı arkadaşlar ve sahte haberlerle ilgili yapılması gerekenler, alınması gereken önlemler anlatıldı. Bu dergiyi merakla ve beğenerek okuyacağınızı düşünüyorum. Çok sayıda güzel haber var ama sadece 3 tanesine zamanım yetti. Çünkü arkadaşlarım çok konuşuyorsun başkan dediler. Ben de az konuşacağım. 3 haberden bir tanesini biliyorsunuz. Bir sözlücük hazırladık. Sözlücük yani küçük bir sözlük. Sadece 56 kelimelik. Ama dünya çapında bütün uzlaşmazlıkların hüküm sürdüğü bölgelerde yankı bulacak kadar evrensel bir iş çıktı. Bir sözlük ki yıllardır birbirini anlamakta,
sıkıntı çeken, birbirini ötekileştirmeyi, propaganda yapmayı ve seçtiği terminolojiyi, bildiği ezberini bozmayan Kıbrıs Türk medyası ve Kıbrıs Rum medyası genel anlamda söylüyorum. Şimdi bir 56 kelimelik denemeyle karşı karşıya. Uzun bir çalışmanın sonucu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Basın Özgürlüğü Ofisi'nin himayesinde gazeteci örgütlerinin, iki taraftaki örgütlerin üstün katkılarıyla ama uzman bir ekip tarafından hazırlanan bu kitapçık dün kamuoyunun bilgisine getirildi. Lütfen buna sahip çıkalım. Bir sonraki adımda umarım ki siyasetin de dili, siyasetin de terminolojisi birbirimizi rencide etmeyecek bir formata dönüşür. Yani biz glosari dediğimiz bu küçücük sözlüğü bütün Kıbrıslılara ve bütün çatışmalı dünya bölgelerine ve halklarına armağan ediyoruz. Birinci güzel haber buydu basın gününe denk düşen. İkincisi bugün bir basın toplantısıyla duyuruldu. Duyanınız vardır, duymayan vardır. Hükümetimiz önemli bir adım attı. Basın Emekçileri Sendikası, Basın Sendikası, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nin de işbirliğinde önemli bir tüzük değişikliği kararı aldı hükümetimiz. Başta Çalışma Bakanı ve hükümete teşekkür ediyorum. Sivil toplumun sesine kulak veren ve basının feryadı figan mesajlarını kulak arkası etmeyen hükümetimize teşekkür ediyoruz. Bu önemli tüzük için. Kayıt altında çalışamayan çok sayıda gazeteci, ihtiyaç sandığı sigortası yatırılamayan çok sayıda gazeteci ve en önemlisi de ne biliyor musunuz? Özel sektörde sendikalaşmanın ve toplu sözleşme düzeninin önü açıldı. Hem de zorlayarak, topuz gücüyle değil, teşvik ederek. Teşvik, bu yöntem mutlaka başka alanlarda da denenmelidir. Ve gelelim üçüncü haberimize. Dünya Kupası'nı kimin kazanacağını tabii ki bilemiyorum. Çünkü henüz müneccimliğim yok. Falcılığım var ama o da uyduruk işte. Atmasyon falcılığı. Ama bir kazanma hadisesi var. Biz Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak ilk kez buradan açıklıyorum. Çok büyük bir proje üstlendik. Bu proje 3 yıl boyunca devam edecek. Uluslararası kuruluşlara üyelikten tutun da Gazeteciler Birliği'nin kurumsal yapısının güçlendirilmesi, profesyonelleşmeye dönük adım atılması, basının yasa, basınla ilgili yasal mevzuatın düzenlenmesine dönük lobi çalışmaları, konferanslar, yurt içi ve yurt dışı eğitim imkanlarıyla ve daha sıralayamadığım bir sürü çalışmayla aralarında Gazeteciler Birliği'nin, Kıbrıs Türk basınının belgesellerinin hazırlanması, kitaplar yazılmasına kadar varacak geniş bir proje bu. Avrupa Birliği Kıbrıslı Türklere destek hibelerinden uzun, çok uzun ve meşakkatli bir çalışmanın sonucunda bu projeyi elde ettik. Önümüzdeki günlerde imza atılıp yola çıkacağız. Son sözlerimi söylüyorum. Dünya Kupası'nı kim kazanacak bilmiyorum ama eğer biz örgütlü mücadeleye devam edersek, eğer sinerjiye, eğer işbirliğine inanırsak çok daha önemli işler başaracağımıza eminim. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bu üç güzel haberi verdiğim için de mutluyum. Güzel haberlerde, hep güzel haberlerde buluşmak üzere. Sağ olun. Sami Özuslu'ya konuşması için teşekkür ediyoruz. Ve konuşmalarını yapmak üzere Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Basın Özgürlüğü Ofisi Danışmanı Tayyip Berman'ı kürsüye davet ediyorum. I would like to invite Mr. Tayyip Berman, the principal
Advisor of the Organization for Security and Cooperation in Europe, representative on freedom of the media, to the podium for his speech. Welcome. Excellencies, ladies and gentlemen, I'm very happy to be here on the occasion of the Turkish Cypriot Press Day. It is an honor to celebrate this important anniversary with you. The Press Day, go ahead. Ekselansları, hanımlar ve beyler, Kıbrıs Türk Basın Günü'nde burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu önemli yıl dönümünü sizinle kutlamak bizim için onur veriyor. The Press Day marks the importance of free and pluralistic media in a democratic society. And of course, this is at the heart of the mandate of the Organization for Security and Cooperation in Europe, of the representative on freedom of the media. We monitor freedom of the media in all 57 countries of the organization. We alert governments when anything goes wrong, and we assist governments in redressing situations and improving their legislation. Basın günü demokratik toplumlarda özgür ve çoğulcu medyanın önemini kutlayan bir gündür. Bu da AKİT basın özgürlüğü temsilciliğinin ana yetki alanıdır. 57 üye devlette basın özgürlüğü ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Hükümetlere bu konuda bilgi veriyoruz ve yetkililere yardımcı oluyoruz. Among all the issues we focus on, improving the safety of journalists is our main priority. And this is why, 2 days ago, our office has paid a visit to the Africa newspaper. And we met with the chief editor, Shinel Niven, and his team. The attack against the newspaper in January was not only an attack against his offices, it also was an attack on freedom of expression itself. And that is unacceptable. Tüm konuların yanı sıra temel önceliklerimizden bir tanesi gazetecilerin güvenliğini artırmaya odaklanmaktır. Bu nedenle 2 gün önce Afrika gazetesini ziyaret ederek genel yayın yönetmeni Sayın Şener Levent ve ekibiyle görüştük. Ocak ayında Afrika gazetesine yapılan saldırı sadece bir gazetenin ofisine değil, ifade özgürlüğüne de yapılmış bir saldırıydı ki bu kabul edilmezdir. We also assist media organizations in their efforts to raise the quality of journalism and the professional ethics. And I'm very glad to say that in the last year and a half, we have worked extensively with the Cypriot Turkish Association of Journalists and with BASİNSEM, the Press Workers Union, headed by our wonderful friends and respected colleagues Sami Özoğlu and Ali Kişmi. Ofisimiz aynı zamanda medya örgütlerine gazetecilik kalitesinin artırılması ve mesleki etiğin geliştirilmesi alanlarında destek olmaktadır. Son 1,5 yıl içerisinde muhteşem arkadaşlarımız ve saygın meslektaşlarımız Sami Özuslu ve Ali Kişmir'in başkanlığındaki Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve BASİNSEM ile kapsamlı çalışmalar yapmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. We have started our cooperation early 2017, when our office has launched a project titled The Cyprus Dialogue, thanks to the generous support of the Netherlands and Germany. We work with the unions of journalists and with both the Turkish Cypriot and the Greek Cypriot journalistic communities to promote quality journalism on the island. İşbirliğimiz 2017 yılı başında Hollanda ve Almanya'nın cömert katkıları sayesinde başlattığımız Kıbrıs Diyaloğu projesiyle başladı. Adada kaliteli gazeteciliğin teşviği için gazetecilik örgütleri ve Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gazetecileriyle birlikte çalışıyoruz. So in the last 18 months, the project has provided a platform for journalists to meet, to discuss various issues, including the promotion of journalism standards, ethics, good governance, and self-regulation in their work. And one of the most important highlights of this project was an exchange program in November and December of last year. 14 young journalists, 7 Greek Cypriot, 7 Turkish Cypriot journalists worked for a week in a media outlet in the neighboring community. Son 18 ayda bu proje kapsamında gazeteciler bir araya gelerek gazetecilik standartlarının teşviki, etik, iyi yönetim
ve mesleklerinde kendilerini geliştirme de dahil olmak üzere çeşitli konuları tartıştılar. Projenin önemli faaliyetlerinden biri Kasım ve Aralık aylarındaki değişim programı oldu. 7 Kıbrıslı Türk, 7 Kıbrıslı Rum olmak üzere 14 genç gazeteci bir hafta boyunca komşu toplumdaki bir medya kuruluşunda çalıştı. And we've also asked five experts, experienced experts, four from Cyprus and one from the United Kingdom, to create a glossary of suggested alternatives to some sensitive words and phrases in the media. This glossary, which was published yesterday in three languages, including in Turkish, of course, is called Words That Matter. And it is a reference tool that journalists may want to use in their professional working and reporting. This is a tool for critical thinking. Why do we use the words we use? Bu proje çerçevesinde ofisimiz 4'ü Kıbrıs'tan, bir tanesi Birleşik Krallık'tan olmak üzere 5 tecrübeli uzman görevlendirerek medyada kullanılan hassas kelime ve ifadelere bazı alternatifler geliştirmelerini istedik. Dün Türkçe'de dahil 3 dilde yayınlanmış olan sözlüğün adı önem taşıyan kelimelerdir ve mesleklerinde gazetecilerin kullanabileceği bir referans kılavuzdur. Bu sözlük kritik düşünceyi ve kullandığımız kelimeleri neden kullandığımızı düşünmeye iten bir kılavuzdur. Tonight our office is here to celebrate with you. We are here to show our support to your tremendous efforts to improve quality journalism. We admire your efforts to inform the readers and the viewers on all issues of public importance, because only well-informed readers can make well-informed decisions on their future. Kaliteli gazeteciliği, özür dilerim, ben ve ofisimden diğer meslektaşlar bu akşam sizinle kutlama yapmak için buradayız. Kaliteli gazeteciliği geliştirme çabalarınızı desteklediğimizi göstermek için buradayız. İzleyici ve dinleyicilerinizi kamusal önem taşıyan konularda bilgilendirme çabalarınızı hayranlıkla izliyoruz. Dolayısıyla gazetecilerin demokrasilerin geliştirilmesi konusundaki öneminin altını ne kadar çizsek azdır. Sadece iyi bilgilendirilmiş kişiler bilinçli kararlar verebilir. And therefore we cannot overstate, we cannot exaggerate the importance of journalists in the efforts to advance our democracies. And our support of our office does not stop here, of course. We will continue. The support of the OSCE will continue. And our team will looks forward to working with you, to promoting free speech on this wonderful island, and to celebrating with you here tonight. Thank you very much. Gazetecilerin demokrasilerin geliştirilmesi konusundaki öneminin altını ne kadar çizsek azdır. Desteğimiz burada bitmiyor. AGİT'in desteği devam edecek. Ekibimiz bu harika adada ifade özgürlüğünün geliştirilmesi konusunda sizinle çalışmayı ve bu gece sizinle bu kutlamayı yapmayı sabırsızlıkla bekliyor. Teşekkür ediyorum ve konuşmalarını yapmak üzere Başbakan Sayın Tufan Erhürman'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın İkinci Cumhurbaşkanım, sevgili basın emekçileri, tüm basın camiasının basın gününü yürekten kutluyorum. Bu aslında basın günü, basın özgürlüğü günü üst üste geldiği için bu akşam yapacağım konuşmayı da çok uzun tutmak istemiyorum. Basının önemi hepimizin malumu. Hep dördüncü güç denir ama hep söylüyorum, eğer bu dördüncü güç iyi çalışmazsa İlk üç gücün de kendilerinden beklenen fonksiyonları yerine getirmesi çok da mümkün olmuyor. Ülkemizde artık çok yaşlı diyebileceğimiz 1889'dan bugüne kadar var olan bir basın olgusu var. Her gün daha da gelişen bir basın olgusu var. Daha da gelişmesini, daha da iyi olmasını arzu ettiğimiz bir basın olgusu var. Bu yüzden hükümetimiz 5 aylık dönem içerisinde hem az önce sevgili Sami'nin belirttiği düzenlemeyi Sayın Çalışma Bakanımızın öncülüğünde gerçekleştirdi.
hem yazılımasına yönelik desteklerle ilgili Bakanlar Kurulu kararını geçen hafta aldı. Bu konuda basınımıza daha fazla destek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki artık basının gerçek anlamda bağımsız olması ekonomik gücüyle son derece yakından ilgili. Yani basın özgürlüğü 50-60 yıl önce olduğu gibi sadece siyasetin basına müdahale etmemesiyle gerçekleşebilecek bir şey değil. Basının ve basın mensuplarının belli bir ekonomik özgürlüğe, en azından özetliğe sahip olmasıyla ancak basın özgürlüğü sağlanabiliyor. Dolayısıyla hükümetimiz ilk 5 ay içerisinde bu yönde yürüttüğü çalışmalara benzer çalışmaları basın örgütlerimizle birlikte sürdürmeye devam edecek. Çünkü basının özgür olması sadece basının özgür olması değil, aynı zamanda bu ülkede demokrasinin var olması meselesidir de. Bu arada son yapılan çalışma için de bu çalışmayı gerçekleştiren 56 sözlük çalışmasını gerçekleştiren iki kesimdeki, hem güneydeki hem kuzeydeki gazeteci dostlarımı gerçekten yürekten kutluyorum. Barış diline ulaşma yolunda en azından çatışma dilinden uzaklaşma çabası olarak, bir başlangıç çabası, bir ilk adım olarak görüyorum bunu ve biliyorum ki bu adımın devamı muhakkak gelecektir ve bu adım sadece basında değil, dalga dalga başka alanlarda da ve elbette sevgili Sami'nin dilediği siyaset alanında da muhakkak etkisini gösterecektir. Hem bunu düşünenleri hem de gerçekleştirenleri yürekten kutluyorum. Ve bir kez daha basın gününüz kutlu olsun diyorum. Herkesi sevgiyle kucaklıyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Başbakan'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı'yı kürsüye davet ediyorum. Değerli kardeşlerim, sevgili gazeteci dostlar, basın gününüz kutlu olsun. Yıllarını gazetecilik mesleğine hasretmiş olan değerli arkadaşlarımızı da ayrıca kutlamak istiyorum. Bu akşam sanıyorum 25. yıl ödülleri de dağıtılacak. 129 yıl önce 11 Temmuz'da Saadet Gazetesi'nin yayına başlamasıyla başlayan Kıbrıs Türk gazeteciliği bugün geldiği noktada nicel olarak hangi durumdadır diye küçük bir araştırma yaptırdım. Bana iletilen verilere göre bugün ülkemizde 20 tane günlük gazete yayınlanıyor. 23 tane radyomuz var. 12 televizyon kanalımız var, ticari kanallar, devlet kanalı ve üniversitelerin kanallarını da hesaba katarsak toplamda 12 televizyon kanalı, 4 tane web TV kanalı ve sayıları 50'yi aşan internet haber sitemiz var. Kuşkusuz bu nicel gelişme teknolojik devrimlerin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Tabii sosyal medya olayının hayat bulmasıyla artık çok daha farklı boyutlara ulaşmıştır. Oralarda yapılan paylaşımlar bir gazetenin belki de satışından çok daha fazla okuyucu bulabilmektedir. Bazı tirajları misliyle aşabilmektedir. Ama sadece nicelik kanaatimce yetmemektedir. Biraz önce burada AGİT temsilcisi de quality journalism diye bir tabir kullandı. Kaliteli, nitelikli gazetecilik.
olgusu olarak altını çizdim. Gazetelerin, gazetecilerin özgürlükleri, mesleki hakları elbette çok çok önemlidir değerli kardeşlerim. İnsan işini yaparken elbette güvence ister. Hele örgütsüz, sendikasız ortamlarda bu güvence kendini bir daha çok hissettirir. Bunun yanında elbette yurttaşların hızlı ve doğru haber alma hakkı da son derece önemlidir. Tabii doğru habercilik de hıza hiçbir zaman kurban edilmemelidir. Ve her iş gibi gazetecilik de elbette sorumlulukla yerine getirmesi gereken mesleklerin başında gelmektedir. Ben bu kısa düşüncelerle sözlerimi noktalamak istiyorum. Sayın Sami Özuslu konuşmasında zaten bazı mesajlar verdi, farkındasınız hepiniz de. Dünya şampiyonu kim olacak futbolda diye hep onun altını çizdi. Bir bakıma demek istedi ki yarı final maçı başladı, fazla uzatmayın. Bir an önce bitirin ki maça gidelim. Dolayısıyla ben de sözü daha fazla uzatmıyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Gazetecilikte daha sizlere nice özgür ve başarılı yıllar diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza da konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Sırada gazetecilik meslek onur ödülü ödülleri takdimi var. Meslekte 25 yılını aşan 11 kişiye daha meslek onur ödülü vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlk ödülümüz geçtiğimiz Ekim ayında yitirdiğimiz Kıbrıs Türk basınının duayenlerinden Halit Fedai'ye vereceğiz. Ödülü almak üzere kızı İleyip Fedai Taşkın'ı sahneye davet ediyorum. Ve ödülü vermek üzere Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı'yı buraya davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, sizi bırakmıyoruz. Sayın Ülkü Sarıkamış. Teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Ve Hasibe Kısacık ödülünü almak üzere sahneye bekliyoruz. Ve ödülünü vermek üzere Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Teberrüken Uluçay. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Meclis Başkanım. Ve ödülünü almak üzere Sayın Kemal Gökdel'i sahneye davet ediyorum. Ve ödülünü vermek üzere Başbakan Sayın Tufan Erhürman'ı buraya davet ediyorum.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başbakanım. Ve ödülünü almak üzere Sayın Hüseyin Kamalı'yı sahneye davet ediyoruz. Ve ödülünü vermek üzere 2. Cumhurbaşkanı Sayın Mehmet Ali Talat'ı buraya alalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ve ödülünü almak üzere Sayın İzzet Volkan'ı sahneye davet ediyorum. Ödülünü vermek üzere Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sayın Cemal Özyiğit'i sahneye davet ediyorum. Gel olsun.
Ne başbakan yardımcısı? Sayın Akkuş. Sen onu inanmak değişik yapın. Ne bunlar değil mi? Biz yani bizi görüntü de hadi görelim. Halen'den alalım bu sefer. 3'tür 5'in aşağıya. Ama hepimiz öyle. Kız karşı tarayacak. Değil mi boyandı? 20 civarı, 19-20. Ne kadar? İnşallah. Ne zaman? Kapadı bile. Antalya'da bulamıyor. Türkiye'nin güneyi de zaman değil. Görünce acil bir şey. Bir o da anın buraya belli. Farkındayız ya. Kaç tane var ya? Bir tane. Öyle bir söylesek de şöyle bir tane var. Eşin ne bu iş? Efendim. Güler gül. Aferin güzel. Şimdi ben dedim ki bana bir durdun. Yazı getirin. Sorun. Yes. Program. Teşekkür ederim.